robotum da hazır. Bir tane soğan alacağım. Biraz da sarımsak koyalım. Şöyle kabaca yarım soğanı attım içine. Birkaç tane sarımsak ekleyeceğim. Şunu da atayım robotuma. Ondan sonra fırını açmak istiyorum. Bugün bir fırın torbasından bana yardım etmesini rica edeceğim. Hem kızarmasını, çok kısa bir sürede kızarmasını sağlayacak. Hem de kurumasını engelleyecek. Yaklaşık 200 derecede 1 saat kadar pişecek. Şimdi her zaman söylüyorum, pişme süresi fırına göre değişiyor. Benim fırınım için 1 saat uygundur. Soğanlarımı parçalamak istiyorum. Evet, bunlar ideal boyuta geldi. Bunun içine biraz biber salçası koyacağım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Çok yoğun bir kırmızı elde etmek istiyorsanız 2 de kullanabilirsiniz. Biraz da domates salçası koyalım. Biraz tuz ekliyorum. Şimdi tavuğumuzda bir tuzlama ya da marinasyon işlemi yapmıyoruz. O yüzden bütün baharat aromasını sostan alacak. Şimdi ilk etapta biraz şöyle zeytinyağı ekleyeyim. Sonra yavaş yavaş sosun kıvamına göre önce bir tur bekleyelim, çevirelim. Şimdi istediği kıvamı alana kadar buradan azar azar ekleyeceğim ben. Biraz daha parmesan eklemek istiyorum. Çok farklı bir aroma verecek tavuğumuzla. Yaklaşık bir 50-60 gram kadar parmesan peyniri ekliyorum. Bir fırın torbasından yardım alacağım ben. Ama bunun yapışmasını engellemek için önce içine biraz un koyalım. Ne kadar koyacağız? Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar. Çok kolay bir şekilde. Şöyle koyun. Bunu güzelce sallayın böyle. Fazlasını koydum. Bu burada beni hazır bir şekilde beklesin. Büyük bir fırın kabına ihtiyacım olacak. Sanırım bu uygun. İçinde her şeyi bulamak istiyorum çünkü sosuma. Ne koyuyorduk? Bir tane bütün tavuğumuz var. Bu sos tavuk için çok uygun ama aynı zamanda hindi için de kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir paket, 200-300 gram kadar mantar. Hepsini böyle doldurun. Şu küçük patateslerden kullanacağım. Kabuğunu soymaya bile gerek yok. Şu şekilde. Çok nefis bir koku veriyor. Burada güzelce hepsini korkmadan dökebilirsiniz. Sosunuz ne kadar bol olursa gerçekten o kadar güzel oluyor. Özellikle kekiklerden tavuğun iç kısmına sostan da girmesini sağlarsanız. Fırın torbamız hazır. Dik bir şekilde koyun. Bütün malzemeleri avucunuzla beraber torbanın içine aktarın. Bu torbalar hazır ve bunların içinde küçük bu şekilde aparatlar çıkıyor. Ondan faydalanırsanız şöyle bir fırın kabına güzelce yerleştirin. Küçük bir püf noktası var torbanızın patlamaması için. Mutlaka üzerine rastgele 3-5 tane delik açın. Tam olarak bir saat sonra hazır olacak. Çılgın soslu tavuğum pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış durumda. Biraz alttan, biraz üstten. İçindekiler de nefis olmuş, bol sulu. Hiçbir garnitürü ziyan etmeyin. Üzerine biraz yeşillik serpeceğiz. Üzerine de rastgele biraz yeşillik koyalım. Biraz maydanoz almak istiyorum. Yeşillikler genelde fırın yemeklerinin üzerine koyulduğu zaman çok daha fresh görünmesini sağlıyor. Evet.